24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing Saati'ne hoş geldiniz. Bu akşam programımızda gerçekten birçok başlığımız var ve bu başlıkların her biri bölgemiz ve tabii ki küresel düzen bakımından son derece önemli. Neden bahsediyorum? Hemen yanı başımızda devam eden Gazze katliamı, yaklaşık 7-8 aya doğru gidiyoruz. Ve Gazze katliamının derecesinden, ateşinden hiçbir şey eksilmedi. Çocuklar öldürülmeye devam ediyor, masum insanlar katledilmeye devam ediliyor. Ve Refah'a dayanan İsrail kuvvetlerinin artık Refah'la beraber Gazze'deki insan örtüsünü halı operasyonuyla tabiri caizse ortadan kaldırması ve tabii arkasından yeni Gazze planları, işte arz-ı mevut diyerek teolojik planlarını ortaya koymaları ve dünyanın gözü önünde yapılan katliama karşı maalesef İsrail'i durduracak herhangi bir gerekli somut adımlar atılamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin son tabii ki Joe Biden açıklamaları önemliydi. Önemli diyoruz ama ne kadar etkisi olacak? Refah'taki saldırıların durdurulması, acilen ateşkesin yerine getirilmesi ve bunun gerçekleşmesi için tabii ki esir takası sürecinin başlatılması gibi konular söz konusu. Biliyorsunuz uzun zamandan beri Katar, Türkiye, Mısır bu konuda, yani esir takası, ama tabii ki ondan öte bizim her zaman savunduğumuz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında tabii ki altını kırmızı kalemle çizdiği 1967 sınırları öncesine dönülerek iki eşit egemen devletin temsil edildiği bir düzenin tesis edilmesi. Bu yönde adım atılacak mı? Çok öyle gözükmüyor. Uluslararası Adalet Divanı bu anlamda bir karar açıklıyor ve diyor ki İsrail'i takip edeceğiz. Bu bir katliamsa bunun cezası olacak. Yani şöyle sürekli bir laf kalabalığı, sanki sürekli bir zaman kazanma söz konusu. Ama Refah'a dayanan İsrail güçlerinin işte en son biliyorsunuz bir mülteci kampını, bir sığınma kampını vurdu. Yani çadırda yaşayan insanları, yaşamaya çalışan daha doğrusu, yaşamak ne kadar desek doğru olur ama canlı canlı yaktılar kıymetli izleyenlerimiz. Yani bu bir vahşet, bu bir insanlık suçu. Bu orta çağda bile görülmemiş bir vahşet. Kıymetli hocamla beraber, İbrahim Keleş hocamla bunu konuşacağız. Daha sonra tabii Tayvan meselesi çok çok önemli. Çünkü Çin Tayvan'ı her an işgal edebilir, her an ilhak edebilir. Bu mümkün olur mu? Çin'in son dönem denizcileşme faaliyetleri, denize indirdiği son uçak gemisi ve bir şekilde bir jeopolitik meydan okuma var. Ama bu jeopolitik meydan okumayı yaparken Çin tabii çok da fazla nasıl diyeyim sizi, çok hani savaşa gidecek bir pozisyonu da olayı itmek istemiyor. Biraz para politikadan hareket ediyor biliyorsunuz. İşte Rusya ile oluşturmuş olduğu bir blok var. Aslında bir tacir devlet Çin ve Çin'in Tayvan'ı bir amfibik harekatla işgal etme olasılığı da aslında çok da mümkün değil. Ama işgal etme olasılığının kartını kullanması çok çok önemli kıymetli izleyenler. Dolayısıyla Güney Çin Denizi'ni konuşacağız. Oradaki Spratly ve Paracel Adaları'nı konuşacağız belki de. Ve buradaki jeopolitik fırtınanın Akdeniz'e ilgisi nedir? Buradaki o çizgi acaba bu yeni dünya savaşının cephe hattı mı olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki önemli konumuz tabii ki biliyorsunuz PKK'nın devamı olan, organik devamı olan terör örgütü PYD-YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı bir seçim var. Yanlış hatırlamıyorsam 11 Haziran diye söylemişlerdi. Ve Türkiye buna çok net tepki koydu. Böyle bir seçimin imkansız olacağını, tanımayacağını zaten, mümkün olmayacağını, ama ne yapmak istiyorlar? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu PKK desteği, PYD desteğinin amacı nedir? Bir teröristan devleti neden kurulmak isteniyor? Neden Türkiye'nin güney hududunda böyle bir yapılanmaya gidilmek isteniyor? Bu soruların cevabını da tabii ki arayacağız. Çünkü Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisi biliyorsunuz son BGK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde çok önemli kararlar alındı. Ve Türkiye'nin terörle mücadelesi bir beka politikası olarak bugün belki de tarihin en saldırgan, yani atak bir pozisyona doğru gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Erbil görüşmeleri, merkezi Bağdat hükümetiyle görüşmeleri, Güney Kafkasya siyaseti ve bir de tabii reisinin biraz tabii biliyorsunuz onu da değerlendirmiştik. Nasıl hayatını kaybetti? Bir komplo mu, bir cinayet mi, yoksa bir doğal ölüm mü? Ama İran'ın bu noktaki konumu tabii çok çok önemliydi ve Sayın İlham Aliyev'le görüşmesi sonrası bunun olması demek ki birileri bizi bir araya getirmek istemiyor ve karanlık bir el devreye giriyor. Dolayısıyla bir jeopolitik fırtınanın, bir jeopolitik dalgalanmanın göbeğinde miyiz? Evet, ve Türkiye tabii ki her zaman olduğu gibi yine bu dalgalanmanın, yine bu jeopolitik kara deliğin merkezine oturtulmak isteniyor. Şimdi çok kıymetli ulusal güvenlik uzmanı İbrahim Keleş hocamızla beraber işte bütün soruların cevabını aramaya başlıyoruz.
Evet, çok kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, uluslararası güvenlik uzmanı, stratejist İbrahim Kireç hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam tabii başlıkları saymakla bitmez. Gerçekten çevre coğrafyamızın etrafındaki olaylar, her biri birer belki dünya savaşı sebebi, her biri büyük bir kriz. Ama evet. Gerçekten çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir o kadar da tehlikeli bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve hep söylüyorum, gerçekten bütün bu yedi düvelin gözü kulağı da hep Anadolu'da. Bir şekilde Türkiye'ye girmek, Anadolu'ya girmek. Ve bunu yapamadıkları zaman da çevremizde bu tip böyle oyunlarla bir şekilde de bizi bu anlamda o ateşin içine çekmek istiyorlar. Şimdi hocam tabii son belki sıcak mevzuyla başlayalım. Bu anlamda Gazze'de büyük bir katliam devam ediyor. Evet, hiç Gazze'de kesintiye uğramadı. Kesintiye uğramadı hocam. Yani Türkiye bu anlamda bölgesel diplomat gibi hareket ediyor. Amerika, Rusya, Çin, bütün toplantılar Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hakan filan. İşte bütün Türk medyası bu anlamda doğru haberleri, iletişim başkanlığımız bu anlamda biliyorsunuz kitaplar çıkarıyor. Büyük bir cansiperane bir mücadele var. Çünkü bizim de gerçekten misak-ı milimiz aslında. Şimdi hocam böyle başlarsak eğer bu Refah katliam veya son Refah saldırıları İsrail'in hangi amacı gidiyor? Amerika'nın ses çıkaramaması, ses çıkarıyormuş gibi yapması biraz da ne anlama geliyor hocam? Böyle başlayalım. Aslında İsrail başladığı noktadan itibaren, yani tabii 1948'de başladığı noktadan bugüne kadar adım adım hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Bugün de aynı hedefinden vazgeçmiş değil. O nedenle insanlarımız 7 Ekim'de Hamas saldırmasaydı bunlar olmayacaktı gibi bir argüman ileri sürenler var. Öyle bir şey yok. İsrail 1948'den beri orada bir devletleşme ve kendi dini inançlarına göre de bir hedefleri var. Bunlar vaat edilmiş topraklar hedefleri var ve bundan da vazgeçmiş değiller. Şimdi bu vaat edilmiş topraklar deyince komplo gibi algılanıyordu bir zamanlar. Bu olmaz böyle bir şey filan deniyordu. Siyonizm bile öyle algılanıyordu hocam. Tabii tabii, yani 1890'larda evet, Theodor Herzl'in bu 100 yıllık bir plandır aslında. 100 yıl içerisinde bir İsrail devletini kurma hedeflerini açıkladığı zaman ona böyle çok hayalperest olduğunu söyleyenler çıkmıştı. Ama geldiğimiz noktada hiç öyle olmadı. Ve 50. senede kurdular o devleti. Ve hala da hedefleri ve planları devam ediyor. Tabii aynı şekilde. Tabii. Ve o planlar içerisinde Cumhurbaşkanımız üzerine basa basa boşuna söylemiyor. Gazze, Hamas şu anda Anadolu'nun ileri karakolu gibi bir savunmasını yapıyor. Yani orada bir savunma hattı var. Kesinlikle. Orayı aşarlarsa ardından gelecek olan Lübnan'dır. Sonra Suriye'dir. Ardından Türkiye'ye doğru ve Irak'a doğru. Hatta İran'ın bir kısmı da dahildir. Yani Benjamin Netanyahu'nun oğlu 3 gün evvel bir tweet paylaşımında bulundu. O paylaşımındaki harita zannedilmesin, orası Büyük Kürdistan haritası değil. Orası İsrail'in gelecekte çökmek istediği, devletini kurmak istediği topraklardır. O nedenle bunu hiç hafife almamak lazım. Şu anda İsrail'in Gazze'de biraz tıkandığı doğrudur. Amerika'da tıkandı. Şimdi Amerika bir noktada tıkandı şöyle. Bunun bir maliyeti var. Şu ana kadar kaç milyar dolar Amerikan vatandaşının vergileriyle elde edilmiş para İsrail'e aktarıldı. Silahlar aktarıldı ve halen de devam ediyor. Buna rağmen İsrail amacına da ulaşamadı. Orada Gazze'deki istediği gibi de gitmiyor aslında. Kassam Tugayları çok yiğitçe direniş sergiliyorlar ve İsrail de hedefine ulaşabilmiş değildir. İnşallah da hiçbir zaman ulaşamayacak. Burada tabii ki şunu söylemek lazım. İsrail, sizin sorunuzun en son cümlesinde İsrail bundan vazgeçecek mi? Bu barış anlaşması ne diyordunuz. Kadar barış? Amerika bir kere bu konuda samimi değil. Yani o barış, Biden'ın anlattığı bir barış anlaşmasıyla alakalı bir şey var, maddeler var. Maddelerden bir tanesinde Hamas'ı muhatap almayacağız diyor. Hamas bitecek diyor. İyi de Hamas'ı muhatap almayacaksan kimle anlaşma yapacaksın? O zaman zaten tanımıyorum demeye getiriyorsun. Nasıl tabii ki tanımıyorum diyor o zaman. Çelişki zaten oradan kaynaklanıyor. Ve Amerika'nın bu açıklaması, plan, barış planı zaten mantıken tutarsızlaşıyor. Bugün mesela Netanyahu bir açıklama yaptı.
ateşkes olsa bile savaş bitmeyecek diyor. Evet, açık açık söyledi. Ha, bunda, bu demektir ki Biden'a, yani sen kendi kendini çalıp oynuyorsun. Bizim öyle bir gündemimiz yok. Bizim hedeflerimiz var, onlara ulaşmak için de her şeyi yapacağız demek istiyorlar. Doğru. Ve bunda da bunu yaparken de pervasızca yapıyorlar. Peki Amerika niye durup dururken böyle bir adım atmak gereği duydu? Amerika sıkıştı. Özellikle bakın, televizyonda da sıkça izliyoruz. Avrupa'da ve Amerika'da sivil vatandaşların bu konudaki tepkileri artık ayyuka çıktı. Toplumsal bir patlama var değil mi hocam bu? Müthiş. Filistin davasına karşı, meselesine karşı. Müthiş. Ve bu tepki sadece İsrail'e değil. Bu tepki İsrail'i bu konuda sonuna kadar destekleyen Amerika'ya da. Çünkü İsrail'in eli ne kadar kanlıysa Amerika'nın eli de o kadar kanlıdır. Eğer Amerika bir gün çekse desteğini... Bu katliamlar yapılamaz. 75 yıllık yapamazlardı hocam. Yapılamaz. Değil, 75 yıllık konudan bahsediyoruz. Yani İsrail'in bu pervasızlığın arkasında Amerika'nın o sonsuz desteği var. O çekilse biterdi. Amerika işte bu seçimler zamanı yaklaştı ya, 5 ay kaldı şurada. Biraz onu düşünüyor sanki hocam. Evet evet, yani ne şiş yansın ne kebap. Yani ne Yahudi lobilerini ne Yahudi oy verecekleri küstürmek, ne de halkın tepkisini üzerlerde çekmek istiyorlar. Yani biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama işte İsrail uymuyor vesaire gibi, böyle ipe un serme, durumu idare etme anlayışı var. Ben öyle okudum onu. Evet. Hocam peki şimdi bu tabii ilk başta biliyorsunuz Netanyahu bu katliamı başladığı zaman özellikle İsrail içerisinde Knesset'teki aşırı sağ ve bu hükümetin yani Netanyahu hükümetinin ortakları birbiri arada açıklamalar yaptı. Evet. Hani gün bugündür, işte büyük zafer yakındır. Hani ağzımızı almayacak hakaretlerde bulundular diyorsunuz Filistinlere karşı. Şimdi Netanyahu'nun özellikle Biden'ın bu ateşkes önerisi sürecinde eğer böyle bir şey yaparsan hükümeti deviririz, çekiliriz. Çünkü o noktaya geldiler. Durdurmak demek teröristlerin, tırnak içerisinde yani Hamas'tan bahsediyor Filistinler, onların kazanması anlamına gelir diyor. Şimdi hocam siz aslında biraz bahsettiniz. Yani Netanyahu, Gantz, Ben-Gvir, yani İsrail'de kim başbakan olursa olsun bu Filistin hukuksuzluğu devam eder mi hocam? Yoksa işte İsrail'de şu isim gelirse hakkaniyetli bir çözüm yolunda adımlar atılabilir. Böyle bir şeye inanıyor musunuz hocam? Yoksa İsrail'de kim başbakan olursa olsun, en güvercin başbakan bile olsa bu devlet politikası onlar açısından değişmez. Bunu böyle mi görüyorsunuz hocam? Kesinlikle değişmez. Bunu söylerken aslında İki kaynaktan söylüyorum, iki sebeple söylüyorum. Birincisi, şu anda iktidarda olan muhalefet, o koalisyon hükümetinin yapıp ettikleri ortada. Peki bunlara destek verenler yüzde kaç? 75. Yani bakmayın, o esir ailelerinin gösterileri falan var da. Zannediliyor ki İsrail'de halkın tamamı bunlara karşı çıkıyor, bu yapıp edilenlere. Hatta Gazililerin katliamına karşı çıkılıyor zannediliyor. Hayır, öyle bir şey yok. Yani orada gösteri yapanlar sadece kendileri için gösteri yapıyorlar. Esirler kurtulsun. Tabii, esirler kurtulsun. İşte savaş dolayısıyla zarara uğruyoruz, bitirilsin bu ekonomi falan diyorlar. Ekonomi zorlanıyor. Yoksa Gazze'de o şehit edilen bebeklerden hiçbir tanesi için bir gözyaşı dökmezler, dökmüyorlar. Hatta geçmişi de yaptılar, bunu bu 7 Ekim'den sonra da yaptılar. İsrail orada şehirleri bombalarken, oradaki insanların canına kıyarken, katliamı yaparken piknik yapanlar vardı. Müzik evet. Festivali yapıyorlardı. Festival oynuyorlardı, evet hocam. Evet, şimdi o nedenle ben orada... Bugün Netanyahu var, yarın başkası gelir. Fakat halkın bunların katliamlarına verdiği destek %75'tir. O nedenle ben iktidar değişebilir, başbakan değişebilir. Fakat bu bir zihniyet değişmesi lazım. Burada problem zihniyette zaten. Bir kere bunların dünya insanlığına, Yahudi olmayanlara bakış açısının değişmesi lazım. Problem zaten oradan başlıyor. Yani Yahudi olmayanlara goy diyorlar. Yani Yahudi olmayanlar. Hatta onlar için böyle bize hizmet için yaratılmış insansı yaratıklar gibi bakıyorlar. Öyle baktıkları zaman
bunlarda bir eşitlik anlayışı yok. Yani ben de insanım, onlar da insan gibi bir dert olmadığı için kendilerine hak olan ötekilere hak olmuyor. Yani insan haklarını kendileri için söyleyebilirler. Ama karşı taraf için öyle bir şey yok. O Maliye Bakanı'ydı yanılmıyorsam daha evet. ilk 7 Ekim'den bir iki hafta sonra kullandığı bir kavram var. Gazze'liler için, oradaki insanlar için, bebekler için hayvanlar ifadesini kullanıyor. Bakış açısı bu. Problem zaten bu bakış açısı. Evet. Bir de hocam ben aklım tabii uluslararası medyada takip ediyoruz. Bir görüntüde mesela Fransa'da hocam bir yürüyüş yapılıyor. Filistin yürüyüşü yapılıyor mesela. Polis müdahale ediyor Fransa. Zaten dünyanın biliyorsunuz evet. Almanya'da en son işte bir Anadolu Ajansı muhabirine biliyorsunuz Amerika New York polisi müdahale etti. Evet. Bir kadın orada Fransız siyahi bir kadın var. Sonra neonaziler yürüyüş yapıyorlar mesela örneğin. Veya işte aşırı sağcılar yürüyüş yapıyor. Hı-hı. Öyle diyeyim ben size. Polis onlara hiçbir şey yapmıyor. O da diyor ki Filistin için yürüyenlere müdahale ediyorsunuz. Onların oradaki katliamı dur yani müdahale. Bunlara niye müdahale etmiyorsunuz diyor. Bağıra bağıra söylüyor ve kimse de buna cevap veremiyor. Yani Avrupa'nın mesela hocam hani şuradan belki bakalım. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı Holokost, o evet. soykırım sürecinde ki evet gerçekten biz de onları tanıyoruz. Buna yaşamış olan bir halk, bir ırk Yahudiler bugün aynısını Müslümanlara karşı yapıyor. Tarihe bakıyorsunuz İslam'ın hüküm sürdüğü zamanlarda bu bölgede çok rahat yaşamışlar. Evet öyle. Huzur iç, Haçlılar döneminde sefil olmuşlar. Haçlılar onlara zulüm etmiş. Haçlılar onları öldürmüş milyonlarca. Sürülmüşler. Peki hocam bu o zaman farklı bir şey değil mi? Yani kendisine yapılan şeyi başkasına yaparak bunun üzerinden bir mağduriyet oluşturmaya çalışmak hocam nasıl bir psikoloji sizce? Çok merak ediyorum. Siz aklı başında ve mantıklı, tutarlı bir cümlelerle soru soruyorsunuz. Bir insan olarak. Evet. Karşı taraf o noktada değil işte. Problem orada. Evet. Biz çok enteresan. Bu kafayla bakıyoruz. Evet. İnsan olmanın izzetiyle bakıyoruz durumlara, gelişmelere. Ama karşı taraf o öyle değil. Problem de oradan kaynaklanıyor. Onlar kendilerini seçilmiş bir ırk olarak görüyorlar. Ve kendilerine bir dokunulmazlığı olduğunu düşünüyorlar. Hak görüyorlar her şeyi. Hak görüyorlar. Her şeyi yapmaya hakları olduğunu düşünüyorlar. Ve bunu yaparken de o da insan, ben de insanım denmiyor. Avrupa'da ise şöyle bir anlayış var. Onlarda biz İslamofobya diyoruz. Bu kafaları karıştıran bir ifade aslında. Bunun adı İslam düşmanlığıdır. Evet, fobya değil de düşmanlık var. Yani İslamofobya dediği zaman fobi korku demek. Korku demek yani. İslam korkusu. Hayır, korku değil bunlarınki. Düşmanlık. İslam düşmanlığı var bunlarda. Ve bunlar o nedenle Avrupa'da yaygın olan İslam karşıtlığı ve düşmanlığı karşısında polisin harekete geçmediğini görüyoruz. Ama Filistin lehine şey bir gösteri evet. olduğunda bakıyoruz polis elinde cop gaz bombalarıyla yani. Saldırıya geçiyor. Bu ikili bir davranış yani iki yüzlü bir davranış. Şimdi biz düşünüyoruz ki ya insanlar yani bir şey adaletli olması lazım. Biz adalet üzerinden bakıyoruz. Ona o yasa dışı bir şey yapıyor. Bunlar yasa dışı bir şey yapıyorsa o zaman sen ikisine birden de eşit derecede muamele etmen lazım. Kesinlikle hukuk bunu gerektirir. Ama orada başka türlü bakış açısı var. Orada onların baktıkları nokta sen Müslümansın, öteki değil. Değil. Ve biraz biz hep öteki durumuna da düşürülmüşüz. Yani bize evet. Batı'nın mantalitesi böyledir. Batı öteki olmadan hayatta kalamaz. Kendi asimetrisi üzerinden varoluşlar bir tabii. zemin hazırlamaya çalışıyor. Hocam tabii zamanımız da kısıtlı. Konular da çok da olduğu için evet. aslında siz de hocam uzmanlık alanınız ve o bölgeyi de iyi biliyorsunuz. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde Türkiye büyük bir mücadele veriyor hocam biliyorsunuz. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonraki süre çok önemli. 15 Temmuz bir işgal hareketiydi biliyorsunuz. O konuda sizlerle de çok güzel yayınlar yapmıştık. Ve Türkiye burada beka stratejisi uyguluyor. Sınırların ötesinde de yani oradaki insanlar için de bunu yapıyor. Şimdi hocam 5 harekat yaptık. Oradaki damarları kestik. Ama hala da biliyorsunuz işte Deyrizor, Kamışlı ve Amerika'nın oradaki üst bölgelerinde ciddi bir PKK yapılanması. Evet. Ve kendi korumaları altına alıyor. Ve şimdi hocam o günden bugüne kadar geldiler seçim yapacağız dediler. Yani ne demek bu? Biz aslında devletimizi ilan edeceğiz. Noktasına tabii. gidiyor. Hocam yorumlarınızı çok merak ediyorum. O bölgede iyi biliyorsunuz. Yani Amerika ne yaptırmaya çalışıyor? PKK orada seçime giderek neyi hedefliyor?
Nasıl bir hocam Suriye veya Irak'ı etkiler mi? Bölgeyi nasıl dengeler, nasıl etkiler hocam böyle bir seçim psikolojisi? Olur ama böyle bir niyetleri çok önemli. Yani böyle bir niyet ortaya koymaları neyi ifade ediyor? Buradaki niyetler esasen PKK'yı SDG meselesi değil. Buradaki mesele esas İsrail meselesi. İsrail'in güvenliği meselesi daha doğrusu. Çünkü o bölgede İsrail'e bir kardeş ülke kurmaya çalışıyorlar. Yedek İsrail gibi. İsrail yalnız kalıyor burada. Ona bir destek çıkacak, onunla birlikte olacak bir İsrail kurmak istiyorlar. Ben o yüzden hep şu soruyu sorarım. Böyle bir şeyi başaramayacaklarından eminim. Türkiye hayır dedikçe de asla başaramayacaklar. Velev ki böyle bir devlet kurdular. Orayı kim yönetir? Kim yönetir hocam? Yani o böyle bir nasıl bir o yani, evet. SDG'liler, PKK'lılar, YPG'liler mi onları mı bırakılacak zannediyorlar? Yani geçmişte Kuzey Irak'ta böyle bir devlet kurmaya kalkıştılar. Sonra Amerika'nın desteğiyle bir şeyler yapmaya çalıştılar. Amerika dedi ki arkadaş ben yokum gidiyorum buradan. Onları sap gibi koymadı mı ortada? Şerif Hüseyin'e söz vermediler mi hocam? Arap Krallığı kurduracağız diye Osmanlı'ya karşı ayaklandırdılar. Sonra ne oldu? Perişan oldular. Perişan. Hala da o perişanlık devam ediyor. Şimdi eğer öyle bir velev ki öyle bir şey yapılsa orayı onlara bırakmazlar. O devletin başına da bunlara yetki vermezler. Yine İsrail oraya da çöker ve emin olun eğer bu böyle bir plan gerçekleşirse veyahut da varsayım üzerinden gidiyorum. Orada o devleti kuranların başına gelecek olan ve oranın halkının başına gelecek olan Gazze'lilerin başına gelenlerden farklı olmayacaktır. Yani orada destek veren bazı Kürt gruplar, oluşumlar filan var. Akıllarını başlarına alsınlar. İsrail sizi asla kendisiyle eşit görmeyecektir. Bu Yahudi mantalitesi budur. Kendinizi yönetme fırsatı vermeyecekler. Vermeyecek. Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi gelelim bugüne. Şimdi böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Niyetleri belli. Bunlar önce bir 67 noktada bölgede bir seçim yapacaklar yerleşim yerinde. Zaten oy kullanacakların özelliklerine bakıyoruz. Birincisi PKK'nın silahlı kanadında, kanadından olacaksın. İkincisi de bir kurul kuracaklar. Bu kuruldan da geçeceksin. Yani oradaki yerel halk oy kullanmayacak, kullanamayacak. Şimdi o seçimin sonucunu hepimiz artık tahmin ederiz. PKK'nın istediği seçim sonuçları alınacak. Bunu kurduktan sonra bu sefer başta Amerika olmak üzere bunlar kendi aralarında zaten 8 kanton var. 8 kantonu birleştirmeye çalışacaklar ve bir devlet ilan edecekler, bir meclis kuracaklar. Bunu başta Amerika olmak üzere bir kısım batılı devletler tanıyacaklar. Hedefleri bu tanınma aşamasına gelmek. Geldikten sonra da Birleşmiş Milletler'e de eğer üye olabilirlerse Türkiye'nin artık müdahalesi mütecaviz devlet durumuna gelecektir. Bu nedenle Türkiye beka meselesi diyor. Benim için varoluş mücadelesidir. Evet. Bu benim için tehdittir. Asla müsaade etmeyeceğim demesinin sebebi güneyimizden kuşatılma ihtimali var. O yüzden kuşatma projesi aslında hocam değil mi? Tabii kuşatmadır. Kuşatma politikasıdır anlayışta. Biz o Fırat Kalkanı'ndan başlayıp devam ettiğimiz 5 tane harekatımız var. Şimdi 5 tane deyince zihinlerde şey olmasın. Fırat Kalkanı 1, Zeytin Dalı 2, Barış Pınarı 3, Barış Kalkanı 4. 4 harekat yaptık. Barış Kalkanı İdlib'de yapıldı. Fırat Kalkanı Cerablus'ta, Zeytin Dalı Afrin'de ve Barış Pınarı da Tel Abyad'da yapıldı. Ama onlar yarım kaldı. Özellikle Barış Pınarı yarım kaldı. Tel Rifat bölgesi. Ara verdik. Tel Rifat'ta ayrı bir bölge. Oranın da temizlenmesi lazım. Burada bir boşluk kaldı. Ve burada dikkat edin PYD'nin, PKK'nın kontrol ettiği bölge Suriye'nin en zengin bölgesi. Tarımın en çok olduğu, toprağın bereketli ve petrolün olduğu bölgelerde seçim yapmaya çalışıyorlar. Kamışlı da Amerika tutuyor zaten o bölgede petrol kaynaklarında. Evet. Ve bu zenginlik kime gidecek? İsrail'in Davut koridorunu çok önemli. Golan'dan başlıyor ve geliyor şeyle birleşiyor. Deir Zor veya Rakkat bölgesinde bir araya geliyor, birleştiriyorlar. Biz baştan söylerken İsrail'e kardeş ülke diye
İşte bundan dolayı söylüyoruz. Hedeflerinde bir değişiklik yok. Aynı hedeflerini gerçekleştirmek için adım adım gidiyorlar. Yani o arzu mevcuttan bahsettikleri sınıra baktım. Benim Sivas, ben Sivaslıyım. Sivas'ın bazı ilçelerini bile o sınıra dahil etmişler. Torosları bile söylüyorlar hocam bunlar kendilerince. Toroslara kadar uzayacak. Doğu Toroslar zaten evet. Öyle. Evet. Doğu Toroslar öyle. Yani olmaz olmaz demeyelim. Geç kalırsak veyahut da vaktinde tedbir almazsak olur. Ama tedbirler alınıyor çok şükür. Bakın bugün haberlere düşen güzel bir haberdi bu. Türkiye'nin eli de armut toplamıyor. Kesin. Bakın Suriye'de biliyorsunuz bir milli ordu var ve meclis var. Yani Esed yönetiminin dışında kuzeyde. Biz onlara Suriye Özgür Suriye Ordusu diyorduk. Şimdi o ordunun adı değişti. Suriye Milli Ordusu oldu. Ve bu ordunun Afrin'de bir harp okulu var artık. Bir Milli Savunma Bakanlığı var mecliste. Bir Genelkurmay Başkanlığı var. Ve bu Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir tane de harp okulu var. Bugün törenlerini izledim. Güzel. Çakı gibi de yürüyorlar. Türkiye'nin katkısı bunda değil mi hocam? İnanılmaz. Yani onları okuyunca tabii. Nizami bir yapı. Nizami, hocam. Nizami. Çok önemli belki. Bandolarından tutun, yürüyüş tempolarına kadar zaten yürüyüşü bizim askerlere oldukça benziyor. Disiplinli bir ordu olmuşlar. 3 tane kol ordu var. Ta Rasulayn'a kadar olan bölgeyi kontrol altında tutacak olan bir ordu. Ve tutuyor da aslında bizim çok ordumuzla birlikte. Ve yarın bir gün PKK bu 67 bölgede seçim yaptıktan sonra devlet ilanına falan doğru giderse Türkiye'nin müdahalesi sadece bizim Mehmetçikli değil oradaki Suriye Milli Ordusu'nun kol ordularıyla birlikte girileceğini düşündüğümüz zaman burada karşı taraf düşünsün diye deriz. Peki hocam Esad'ın bu noktada bakış açısı ne olur sizce? Esad nasıl bakıyor? Kendi topraklarında seçime gitmeye çalışıyorlar. Bölünen bir Suriye ne düşünüyor hocam? Esad'ın planı nedir sizce? Kısaca ondan da bahsetmenizi rica ediyorum. Babadan zengin miraz kalmış bir delikanlı ne yapar? Harman savur. Hah, tam da böyle. Şimdi bunların öyle bir devletleri var mıydı? Yoktu. Yoktu hocam. Yani 1918'e kadar öyle bir devlet yoktu. Kesinlikle tabii hocam. Irak yoktu. Suriye yoktu. Suriye. Lübnan yoktu. Ürdün yoktu. Suudi Arabistan da yoktu. Peki İran bu vardı. Devlet nasıl ortaya çıktı? İngilizler Büyük Arap Krallığı vaadiyle Osmanlı'ya karşı da bir kısmını kışkırttılar. Ve Osmanlı oradan çekilince de bazı yerlerde her petrol kuyusunun başına bir emirlik kurdular. Mesela Kuveyt öyle gibi. Bir çarpıcı örnektir. Esed ne yapacak? Esed o toprakları kazanmak için veya Suriye yöneticileri için söyleyeyim. Kazanmak için hangi teri döktüler? Kanı demiyorum, kan değil. Ter döktüler mi? Teslim ettiler hocam. Anahtarları da verdiler. Resim. Tabii tabii. Yani 1952'ye kadar zaten Suriye Fransız mandası. 52'den sonra da Fransa çekilirken yerine de kuklalarını koydu. Çekti gitti. Ama hala Suriye'de şişe suyu alacaksanız markası bellidir onun. Bakın biz şişe suyu ihraç ediyoruz. Dört bir yana ihraç ediyoruz. Bir tek yere ihraç edemiyoruz. Sınırımızın hemen dibinde Suriye'ye. Neden? Orada Fransız Ferreira marka şişe suları satılıyor çünkü. Meşhur fiyat satıyorlar. Tabii. Tabii. Ticareten orada hocam sömürge işte size. Tabii sömürge dediğimiz zaman işte. Mesele bu. Evet mesele yani bu. Ben orada da çalıştığımız zamanlar şaşırıyordum ya diyorum bize su çok. Türkiye'den de Fransa'dan su geliyor. Niye biz şişe suyu satamıyoruz da ta Fransa'dan su geliyor bunlara. Sömürge böyle. Şimdi Esed'e geldiğimiz zaman Esed miras yemiş, mirasa konmuş evlat gibi. Har vurup harman savuruyor. Onun umurunda mı derseniz hiç de umurunda değil. Yani az çok o bölgede bulunduğumuz oldu. Emin olun o orada yönetim zaten %10'luk bir Nusayri azınlıkta. Ve bunların hayatlarında hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat yaşıyorlar. Ama Türklerin yaşadığı, Türkmenlerin yaşadığı, Kürtlerin yaşadığı bölgelere gidin. Oralarda hakikaten bir sefillik vardı zaten. Şimdi kimileri bu Suriyeliler geldiklerinde tepki gösteriyorlardı. Ya bunlar kalsınlar da vatanlar için savaşsınlar. Vatan mı kalmıştı ki? Esed onlara vatan mı verdi? Vatan mı bıraktı?
O insanlar hayata tutunabilmek için geldiler bu tarafa. Mecburen. Hocam tabii konu çok uzun, vaktimiz de daralıyor ama şeyi de sormak istiyorum. Biraz tabii konunun başında da, yani programın başında da ifade etmeye çalıştım. Şimdi bu taraf geriliyor. Evet. Ve tabii ki olası bir operasyon artık kilit, hani pençe harekatlarımızın artık tam olarak sona erdirecek. Yani istediğimiz alacak pozisyona doğru da gidiyoruz. Şimdi bir yandan da Asya Pasifik çok karışık. Güney tabii. Çin Denizi, Tayvan meselesi ve Çin her an Tayvan işgal edebilirim diyor bir taraftan. Yani yani Akdeniz ne kadar sıcaksa Güney Çin Denizi aslında o kadar sıcak. Doğunun Akdeniz'i diyebiliriz. Hocam Tayvan meselesiyle ilgili de Çin'in bu anlamda politikası ne olur? Burada bir amfibi bir harekat olur mu? Yine bir Ukrayna Savaşı gibi cephe hattı oluşur mu? O bölgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bizim orada ne güzel bir kelime var biliyor musunuz? Hay dilin bal yesin derler. Yani Ukrayna kelimesi orada, onu kastediyorum onu söylerken. Evet. Çünkü şu anda Rusya için Ukrayna nasıl bir bataklığa çevrildiyse, şu anda da Tayvan Çin için aynı bataklığa çevrilmeye çalışılıyor. Yani istiyorlar ki Çin Tayvan'a girsin, biz onlara olabildiğince maddi destek, silah desteği sağlayalım ve Çin'i orada boğalım. Rusya'nın başına gelenin aynısını Çin'e yapmaya çalışıyorlar. Çok mümkün mü hocam böyle bir şey? Mümkün mü? Şimdi Çin tabii bulunduğu yer açısından avantajlı bir yerde. Arada bir de deniz var. Malaka Boğazı ve orası kritik bir coğrafya hocam. Hindistan, Hind-Pasifik bölgesi. Yani Çin şimdi dünya ticaretinin %17'si galiba onun üzerinden gidiyor. O yön veriyor. Şimdi bu kadar kuvvetli bir ekonomisi var ve çok fazla bir yıllık milli geliri çok yüksek. Yani Amerika'yı geçti geçecek neredeyse. Birkaç seneyi Amerika'yı geride bırakır. Evet, ticari. Bu kadar güçlü bir Çin ve Çin politika olarak Amerika gibi de davranmıyor. Öyle hegemonik güç olmak gibi bir şey yok. Yani öyle her parama yerde... Parama bakarım ben de, ticarete bakarım. Tabii, kazancıma bakarım diyor. Ve Çin tabii ki denize çıkış yolu olarak çok önemli. O Çin denizini kullanmak istiyor. Fakat Tayvan var. Tayvan'ın adaları var bir de. Tabii parsel adaları var, Spartlı adaları var. Evet, bu adalar ve sonra Malaka Boğazı. Malaka Boğazı. Şimdi o boğaz öyle bir yerde ki neredeyse Amerika'nın müttefiki olan ülkelerin elinde. Tabii hocam, Filipinler, Endonezya, evet. O bölge. Yeni Zelanda, Avustralya. Avustralya. Şimdi böyle baktığımız zaman mesela Malezya bayrağına bakın. Bir tek Amerika'nın yıldızı eksik. Diğer de birebir aynı Amerikan bayrağı. Şimdi böyle olunca Çin de diyor ki ben de ekonomik olarak büyümek istiyorum ama bunlar beni boğuyor. En yakın tehdidim de buraya kurulan Tayvan. O zaman ben diyor bu işi diyor kendi menfaatim gereği çözmem lazım. Evet. Ama savaş olur mu derseniz son cümle olur. Savaş olmaz. Evet, ben de hocam. Savaş olmaz. İhtimal kullanılır ama olması bence çok çok zor gibi. Ha, bir gövde gösterileri yapılıyor ama bu iş savaşa dönüşmez. Evet. Çin ona daha hazır değil. Kendi hazırlanmak isteyecektir. Tabii. İbrahim hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür bu kadar ederim. Konuyu ancak bu kadar kısa zamanda değerlendirebilirdik ama çok önemli mesajlar verdik hocam. Ayaklarınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ yine hocam. Görüşmek İnşallah üzere. İnşallah. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, İbrahim Keleş hocamızla beraber çok önemli jeopolitik çerçeve çizdik aslında. Türkiye'nin hemen güneyinde aslında Büyük Orta Doğu projesinin bir genel merkezi oluşturmak isteniyor. Hocam aslında onu söyledi. Yani ikinci bir İsrail projesi ve orası Büyük Orta Doğu'nun genel merkezi yapılmak isteniyor ki mesele aslında Türkiye'nin güneyinde bu genel merkezi inşa etmek ve Türkiye'ye karşı bunu belki de bir baskı aracı olarak kullanabilmek. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saat'te buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.